Arkadaşlar, yeni saksıları geçirdi annem. Çok zor oldu gerçekten. Çok büyük bir mücadeleyle geçti. Çünkü dikenli olduğu için. Şimdi şu benim biliyorsunuz zaten. Bunu aldığımda küçüktü. Şu kısımları falan yoktu. Maşallah diyorum. Bayağı bir büyümüş. O şöyle küçük saksıdaydı. Bunu böyle büyüye geçirdim. Şu da küçük saksıydı. Bunu da büyüye geçirdim. Keşke yani bir tane daha büyük saksı alsaydım. Dönüş Çok kardeşim pişman aldım oldum. Hatta zaten falan. keşke hepsini büyüğe Dört mi tane geçirsem asıl. acaba? Neyse, artık yapacak bir şey yok. Haftaya çarşambaya git. Aynen, olabilir. Şu küçük kaldı. Böyle küçük saksıda. Ya küçük saksı derken çok da küçük değil. Şu yeni almış olduğumu griye diktik. Şu var, bu da yeni almış olduğum. Yani şu an toplam benim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane kaktüsüm oldu. Hepsini oturma odasına koyacağım, camın önüne. Yeni yaptırmış olduğum sehpanın üstünü kaktüs bölümü yaptım. Harika görünecek orası. Şunu da annem dikti ama bu... Şu neydi Yetişkin anne? bana. Sukulent mi o? Sprint. Sukulent Abla şey yap dedi. Hemen bir toprağa batır ve hemen tutar dedi. herhalde. Bunu da balkona koyacağım. Modeli bozulmasın, diğerlerini yana falan geçiyorum. Tutarsa eğer saksı alırım ona. Şu da anneminki arkadaşlar. Anneminki göstereyim. Anneminki. Çok tatlı. Tavşanım. Anneme ben aldım bunu hediye. Çağla. Daha büyüktü normalde bunlar ama annem biraz köklerini fazla sokmuş sanırım için, ama olsun, bir şey olmaz. Normalde kaktüs dikilirken kökü çok sokulmazmış anne. Çiçeğin suyunu buradan verme. Buralardan ver. Kenarlardan. Buraya verirsen toprak dışarı çıkar, kök dışarı çıkar. Aynen. Kenarlardan ver bebeğim. Anlıyorsun beni. Aferin sana patlamadım. Mutfağımızda topladık. Artık çayımızı demleyebiliriz. Onlar suyunu iyice şey yapsın. Değiştirdik. Annem kendine bir tane de fazladan saksı almıştı. Ben istemiyorum ona dedi. Senin yeni aldığını da buna geçirelim dedi. Şunu da küçüğe geçireceğiz. Şimdi de götürüyorum. Bir saniye. Teşekkür ederim anneciğim. Şu küçüğü de o zaman küçük saksı çıkardın hadi o zaman. İşte fedakarlık. Teşekkür ederim anneciğim. Annenin fedakarlık demek. Seninki güzel oldu ya. Şimdi Teşekkür senin gibi ederim. 3 takım oldu ya. Hı. İçime sinmedi. Biri, bu çok yok çünkü. Teşekkür Şu ederim. şarlatın da iyi. Ah anneşko. Ben onu unuttum, hiç aklıma gelmedi. Unutmasaydım isterdim zaten. Hiç aklıma gelmedi. Anne, istersen su getireyim, bir su dökelim ona kuru yerine. İyice tepeden bir daha sulamayalım o yüzden. Öyle yapalım mı? Çabalamaz mı? Ha, iyi olsun abi. Son kaktüsü de götürüyorum. Arkadaşlar, nasıl olmuş köşem? Ben Benim bayıldım. annem saksıyı da buna verdi. Harika oldu. Çok güzel oldu. Gözümün içine bakıyor galiba. Sen kendin aldım deyince zaten o şey kendine yazmıştır onu. Hiç böyle bir şey yapmadım bir kere. Çok güzel olmuş. Hadi bakalım sen artık olsun. Gene mi geldi içine? Maşallah Çok deyin, güzel olmuş. maşallah deyin, maşallah deyin. Çekiyorum. Şimdi diğer vlogta, bir önceki vlogta çok pardon, izlediniz zaten. Üzerinde yapışkanlı kağıtlarla kaplıydı bu görmüş olduğunuz dolap ve bu kapağında kocaman bir boy aynası vardı. Öncelikle yapmış olduğum işlem boy aynasını sökmek oldu. Evet, biraz beni zorladı. Boy aynasını sökmek beni birazcık zorladı. Ama bence boy aynası söküldükten sonra daha bir güzel oldu. Çünkü kiler dolabı olarak, daha doğrusu kiler dolabı olarak değil. Mutfakta, dolapta fazla olan eşyalarımı bu dolapta da kullanmak istediğim için aynalı da olmayacaktı, hoş durmayacaktı. Aynısını söktüm. Fön makinesi yardımıyla yapışkan kağıtları da söktüm çok güzel bir şekilde. Şu an dolabın hali bu şekilde. İçinin karışıklığına bakmayın. Şu an tamamen kağıtları söktüm ve çekmecemin şu kısmı kırıktı, kırılmıştı. Şu ahşap yapıştırıcısıyla hemen gösteriyorum şöyle.
şu beyaz ahşap tutkalıyla arkadaşlar çok güzel bir şekilde yapıştırdım. Bunu daha önce ben kapımda denemiştim. Çok da güzel tutuyor. Güzel bir yapışkan. Eğer bulabilirseniz, ihtiyacınız varsa bu markayı alabilirsiniz. Tavsiye ederim. Hoşuma gitti bu benim. Şimdi ise hemen boyamı hazırlayacağım. Normalde ilk astar kat atılırken arkadaşlar, ilk kat atılırken hafif birazcık su karıştırıyorsunuz. Ama ben iki katta kapansın istediğim için dolabımı, üçüncü kat uğraşmak istemediğim için hiçbir şekilde su kullanmayacağım. İlk katına da su kullanmayacağım. Direkt vuracağım. Zımpara falan da yapmıyorum ben. Kadens'in ürünlerinde zımpara gerekmiyor. Sadece eğer böyle pütürlük kalırsa ilk kattan sonra, ilk astar katı attıktan sonra pütürlük kalırsa zımpara yardımıyla şöyle silme gibi silebilirsiniz. Ama normalde zımparalamaya gerek kalmıyor. Kadens'in beyaz boyasını aldım ben şöyle. İnternetten de siz satın alabilirsiniz. Yerinden de alabilirsiniz. Bir tane de şöyle kalın, en parlak olan kalın verniğini aldım. Şöyle boyamı hazırlayacağım. Daha önce de bütün evimin mobilyalarını boyadığım için profesyonelim. Bu konuda artık gerçekten kendimi profesyonel hissediyorum. Biliyorum çünkü. Şu boya kabım, daha önce kullanmış olduğum boya kabım. Bununla karıştıracağım ve ilk katını atacağım. Şu an boyamaya başladım arkadaşlar. İlk astarını atıyorum şu an. Dediğim gibi su karıştırmadım. Sadece süngerimi nemlendiriyorum. İki katta kapansın istediğim için. İlk kat atarken şu şekilde de atabilirsiniz. Böyle doldurabilirsiniz. Çok bir şey fark etmez. Ama böyle yan çektikten sonra illaki şöyle bir düzleyin arkadaşlar. Bu şekilde ilk katını atıyorum. Arkadaşlar ilk katını attım, bitti. İlk katı attığınızda zaten bu şekilde dalgalanmalar oluyor. Şöyle şurada bazı şeyler var. Bunları yarın ikinci katı atmadan önce zımparayla şöyle bir silme işlemini yapacağım. Dediğim gibi böyle oldu ilk katı. Bence gayet güzel görünüyor şu an. İkinci katını attığım zaman daha da güzel olacak. Çekmeceyi de boyadım arkadaşlar. Çekmece de burada. Yapıştı zaten. Ahşap yapıştırıcısıyla yapıştırdım, hallettim. Boya malzemelerimi yıkadım. Şöyle koydum orada dursunlar. Çünkü sabah kalkar kalkmaz. Annem dedi ben kahvaltı hazırlarken sen de bunun boyasını at dedi. Böyle. Şuradan da göstereyim. Bir şekilde oldu. Ateşe doğru bir şey yapsın umut yanmaz kalbe. Arkadaşlar biliyorsunuz bu kaşıklığımda benim şifır kupları vardı. Bunlar takılıydı. Yeni kup almamıştım. Zaten kafamda bunları planlıyordum ben değiştiririm diye. Bir türlü fırsat bulamamıştım. Şimdi taktım ve o kadar güzel oldu ki çok içime sindi. Sizce nasıl olmuş? Vallahi ben çok beğendim. Çok içime sindi. Üzerinde de kaktüslerim böyle tatlış tatlış duruyorlar. Ellerime sağlık vallahi. Ay çok güzel oldu. Bayıldım, bayıldım. Vallahi bayıldım. Arkadaşlar dolabımın boyası bitti. Boya yaparken çok fazla çekim yapmak istemedim. Çünkü daha önce biliyorsunuz mobilya boyama işlemleri çok yaptığım için, bununla alakalı çok vlog olduğu için sizlere boğmak istemedim. Dolabım bitti. Tabii ki de ufak tefek sorunlar var. Mesela şu çekmeceyi ben yapıştırmıştım arkadaşlar.
Yanlış yapıştırmışım. Yanlış yapıştırdığım için de o böyle aşağıya düşük bir şekilde duruyor takıldığında. O yüzden dolaba, yani şu kapağı açarken açılmıyor yani. Ve işte üst kapağı açarken açılmıyor. Hatta şurasının boyasını kaldırdım. Yapacak bir şey yok. Daha içini düzenlemedim arkadaşlar. Temizlemedim ve düzenlemedim. Yarın sakin kafayla yapacağım. Dolabı şu an verniğini falan attım. Normalde 3 günde bitmesi gerekiyor ama ben 2 günde falan bitirdim. Uğraşmadım. Çünkü balkon dolabı olduğu için bekleme süreci falan diye uğraşmadım. Şuradaki kupiyerlerini takmadım arkadaşlar. Çünkü kullanmak istemediğim için o çekmeceyi kullanmayacağım. O çekmece kupiyerlerini de böyle kendimce kapatmaya çalıştım. Yani kullanışlı bir dolap. Elimden geldiğince bir şeyler yaptım. Bence gayet güzel de değiştiğini düşünüyorum. Eskisinden bin kat daha güzel oldu. Mesela burada ayna vardı, artık yok. Kupları da ne yaptık biliyor musunuz? Benim daha önceki salon takımı kupları vardı ya. Onların, bunların ortasında böyle taşlar vardı. Taşları istemediğim için taşları söktüm arkadaşlar. Yani onlar zaten üçe ayrılıyor, sökülüyor. Taş kısmını çıkarıp sadece böyle kup kısımlarını taktım, siyah. Bence gayet de sağlam ve kullanışlı oldu. Zaten bunları takmasaydım da top olan kuplardan alacaktım. Düğme kuplar var ya, onlardan alacaktım. Hiç masrafa gerek yok. O yüzden elimde malzeme varken onları kullanmak istedim. Aşağıdaki de böyle oldu. Çok aşırı muhteşem oldu diyemem ama bence bir balkon dolabı için yeterli bir dolap diye düşünüyorum ben. İçini kullanabilirim güzellikle. Bayağı bir kullanışlı, dediğimiz gibi bayağı bir raf var. Çekmecesine de arkadaşlar kullanmamış olduğum birkaç ürünler vardı. Onları koydum ve çekmeceyi sabitledim oraya. Dolapların açılmasına engel olmasın diye. Benim bu balkon dolabı boyama işlemim şu andan itibaren bitmiştir arkadaşlar. Yarın da içini temizleyip düzenledikten sonra gayet güzel bir şekilde kullanacağım. Bu arada boyasını 3 kat çektim. 2 kat değil arkadaşlar. 3 kat beyaz boya vurdum. Üzerine de kalın vernik uyguladım. Gündüz gözüyle daha güzel görürsünüz. Şu an çok net görünmüyor. Ellerime sağlık. Ne diyeyim? Böyle. Umarım sizler de beğenirsiniz. Vallahi arkadaşlar, dolabı şöyle düzenledim. Şu anda kararsızım ama şimdilik şu şekilde yaptım. Hemen sizlere göstermek istiyorum. Şimdilik. Özellikle şu tüpün olduğu yerden şu plastik kaplarımı oradan kaldırmak istiyordum ama hiçbir yer bulamıyorum kaldırmak. Kaldıracak, yani koyacak hiçbir yer bulamıyordum. Şu an aşırı derecede mutluyum çünkü tüpün yanında duruyordu, yani tüp olan dolapta duruyordu bunlar. Bunları güzelce buraya koydum. Harika oldu. Çok da güzel sığdı böyle. Hemen yanına da şöyle iki tane ekmek tahtam var. Bunları koydum böyle. Görüyorsunuz. Keşke şu an gündüz ışığı olsaydı. Hemen üstüne arkadaşlar şöyle saklama kaplarımı koydum. İşte böyle bir tane büyük saklama kabım var. Sonra şu kek çırpıcıyı koydum. Arkada yine böyle bir tane saklama kabımı sıkıştırdım oraya. Şöyle. Burada da iki tane saklama kabım var. İç içe aldım onları da. Bu şekilde koydum. Burada da daha küçük saklama kapları var. Şöyle arkada cam saklama kaplarım var. Bunların birçoğunu kullanıyorum var sürekli. Burada yine böyle saklama kapları var. Yine şunun içinde var 5 tane küçük küçük. Bunları çınlara falan da meyve koyacağım. İşte okula giderken falan da lazım olur bunlar. Burada işte portakal ve limon sıkacağım var. Şu en üst rafı da arkadaşlar işte çınarın çikolatasını koydum. Ve buraya da ekmek poşetimi koyacağım. Çünkü burada eskiden ekmekliğim vardı biliyorsunuz. Ekmek dolabımı artık kaldırdığım için. Elbette ki ekmekliğim ortalıkta kalmaması lazım. Ekmeğimi koyacak bir yerim olması gerekiyor. O yüzden şu rafı ekmeklik olarak ayırdım. Hemen üstte de şu yeni almış olduğum hamur leğenim. Ve bu yeni hamur leğeniyle arkadaşlar içinde şu yeni almış olduğum saklama kabı var. Bu büyük bir saklama kabı olduğu için böyle bunun içinde tutuyorum. Ayrıca rafa koyup yer kaplamak istemedim. O yüzden bunu da böyle şöyle köşeye doğru ittiriyorum. Üzerinde doğrusu hiçbir rahatsızlığı yok bana.
Hemen bu alt rafı ise şu şekilde dizayn ettim. Burada arkadaşlar masa örtülerim, sofra bezlerim, işte mutfak el bezlerim var. Tabii çoğu yıkanacak. Onlara da devamı gelecek. Burada da yine mutfak dolabımı sildiğim özel bezim var. Burada da bu hani bez poşetler var ya, bez poşetlerden var. Şu en alt rafı ise arkadaşlar sarı mutfak bezlerimi, süngerlerimi koydum. Şu peçetem var, şöyle böyle koydum buraya bunu. Burada da sadece rahat bir şekilde mandallığımı alabilmek için bu şekilde koydum. Vallahi bu dolap benim çok işime yaradı. Dediğim gibi arkadaşlar, dolap benim çok işime yaradı. Şu an mesela benim şu dolabımın üst tarafı, şurası boş, kullanabileceğim. Ve şu dolaptan yine aynı o şekilde bir raf boşalıyor. Oraya da kullanabileceğim rahat bir şekilde. Şu tüpün olduğu yerden mesela kapkacağı çıkardım. Orası da boş şu an. Güzelce temizleyeceğim orayı. Yani gıdayla alakalı bir şey olsun istemiyorum orada. Sadece büyük ihtimal yağ şişelerimi mecburen oraya koyabilirim. İndirebilirim. Oh, yoruldum. Şu an artık videomu bitirmek istiyorum. Çünkü bir an önce dışa aktarmak, editlemek ve sizler için yüklemek istiyorum canlarım. Umarım beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur diyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı olun, sağlıklı olun, huzurlu olun, mutlu olun. Bir dahaki vlogda Allah nasip ederse görüşmek üzere.